Çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere her Superfire'ın 4'ün açılmama sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar çözümlere geçmeden önce sağ üstte driver güncelleme videomuzu bırakıyorum. O videomuza giderek driverlarınızı güncelleyin ve driverlarınızın güncel olduğundan emin olun arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra hemen geliyoruz Steam'imizden kütüphaneye basıyoruz. Her Superfire'ını burada bulacağız. Hemen yazalım. Çıktı gördüğünüz gibi sağ tık diyoruz, özellikler diyoruz. Ve sol tarafta yerel dosyalar kısmı var. Buraya bastınız ve oyun dosyalarının bütününü doğrula var arkadaşlar. Buna basacaksınız ve oyunun dosyalarını doğrulayacak. Eğer eksik bir dosya varsa o zaten indirecek. Size de belirtecek eksik dosya olduğunu. Bu şekilde bu işlemi yapın ve oyuna girmeye çalışın bu çözümümüzden sonra. Eğer sorunuz çözülmezse devam ediyoruz tekrardan. Aşağıda açıklama kısmında zaten hepsinin linki olacak arkadaşlar. Öncelikle 2010'u yükleyeceksiniz ve kuracaksınız arkadaşlar bilgisayarınıza. Ondan sonra oyuna girmeye çalışın. Eğer düzelmezse tekrardan aşağıdan linklerden devam edin arkadaşlar. 2013'ü kuruyoruz, yüklüyoruz. Bunu da indirip kuruyoruz. 2015'i de indiriyoruz, kuruyoruz arkadaşlar. En sonunda DirectX'e zaten bastığınız zaman linke direkt inecek. Bunu da kuruyorsunuz ve bu 4 işlemden sonra oyuna girmeye çalışın. Bakalım oyununuz açılacak mı arkadaşlar? Eğer açılmıyorsa zaten yine çözümlerimize devam ediyoruz. Bilgisayarıma geliyoruz. Belgelerime geleceksiniz. Documents'te yazabilir veya belgelerimde yazabilirsiniz de. Giriyorsunuz arkadaşlar ve Paradox'u bulacağız. P'ye basıyorum ve Paradox çıktı. Giriyoruz klasörün içine. Herzu Fire'ın 4 zaten girdik. Ve burada arkadaşlar Save Games ve Shader dosyasını geliyorsunuz. Bu ikisini siliyorsunuz. Ve oyuna o şekilde girmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Sildikten sonra oyuna girmeye çalışın. Eğer düzelmiyorsa çıkalım buradan. Ve Herzu Fire'ın 4'ü açıyoruz arkadaşlar. Launcher'ın açılmasını bekleyeceğiz. Bakın launcher'ımız şu şekilde açıldı. Aşağılara iniyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın şu kısımda oyun ön belleğini yedekle ve temizle var. Eğer tabi bu daha deminki işlemi yaptıktan sonra açılmıyorsa bu işleme geçiyorsunuz. Buradan kullanıcı dizinini boşalta basarak o şekilde de sorunuzu çözebilirsiniz arkadaşlar. Çözümlerimiz bu kadardı. En son yapacağınız işlem artık oyunu tekrardan silip yükleyin arkadaşlar. Bu şekilde sorularınız olursa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.